Bu videoda sizlerle birlikte para kazanmayı öğreneceğiz ama nereden? İnternetten. Şimdi internetten para kazanma deyince emeğiniz karşılığı para kazanabileceğiniz işler var. Onlar değil. Yani ne demek istiyorum? Böyle serbest çalışma, freelance denilen işte uzman kirana ya da Upwork, İngilizcesi daha böyle şey, Amerika'da kurulan bir site, Upwork falan daha iyi. Bu sitelerde ihaleyle iş alıyorsunuz, yapıyorsunuz. Diyor ki mesela benim bir tasarımım var, onu yapar mısın? İşte veya iOS program yazacağım. Oturup yazıyorsunuz o uygulamayı ama o değil. Bu sefer Kadir Durukan kardeşimle birlikte sağ olsun Sivas'tan geldi. Dedim ya her işin uzmanını çağıracağız diye. İnternetten dört başlıkta nasıl para kazanırız? Bunlardan birincisi YouTube. Kadir hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk ya. Bu arkadaşlar YouTube'dan nasıl para kazanır? Şimdi YouTube'dan para kazanmak için öncelikle bir konsept oluşturmak lazım. İşte ne gibi konsept mesela? Hangi alanda video içeriği üretebiliriz? Bununla ilgili mesela YouTube'a baktığımız zaman yemek kanalları var, işte gezginler var, bir şeyi nasıl yapıldığını anlatan kanallar var. Bunlar örnek olabilir. Bunlarla ilgili sürekli video çekmek olabilir. Bunun için YouTube'u birinci seçmemizin sebebi şu, bu başlıklar arasında en kolay para kazanılabilecek, daha doğrusu en hızlı dönüş alınabilecek alan YouTube'dur. Bunun için herkese olan bir akıllı telefon, kamera var, mevcut. Video çekip YouTube'u yükleyip onun gerekli ayarlamalarını telefonla da yapabiliyoruz zaten. Peki, bir şey soracağım şimdi. Bunu merak ediyorlar çünkü. Ben de öğrendiğimde bayağı faydalı olmuştu. Ben de gittim İtalya'yı çektim. O da İtalya'yı çekti. Niye böyle YouTube beni daha yan tarafta yukarıda çıkartıyor? YouTube'un bir algoritması var. Sürekli içerik üretmek, içeriğin zengin olması. Yani videonun uzunluğunu kastetmiyorum burada. Kanalda sürekli olarak her gün veya haftada iki tane, üç tane, bir tane video yükleyen kanallar genelde ve bunu sürekli hale getirdiği zaman daha çok öneriliyor, daha çok ziyaretçi çekmeye başlıyor. Azalıntı yapması, başkalarından ne kadar araklarsan Türkçesi. Yani bir de şey ilgi çekici olması gerekiyor. Birisi gidip herkesin anlattığı şeyi anlatırken, mesela bir önceki videomuzda vardı mesela hani Vedat Milor'a örnek vermiştik. İtalya'ya gittiği zaman zeytinyağı nasıl yapılıyor? Veya İtalya'da neresi meşhurdan ziyade daha ilgi çekici yerlerden bahsetmek daha çok Yani ziyaret çekiyor. keywordlerin çoğalması lazım. O Yani da var. İtalya, O da bilmem ne, var şu tabii. bu. Peki başka YouTube'da nasıl para kazanıyoruz? YouTube'dan şöyle AdSense denen bir politika var. Bu YouTube Google tarafından satın alındıktan sonra ikisi beraber ortaklaşa çalışmaya başladılar ama şimdi Türkiye şartlarında CPM dediğimiz 1000 izlenme başına kazanım az olduğu için pek YouTuber'lara bu içerikleri yetmiyor. Kanal abonesinin arttıkça piyasada reklam alma kapasitesi artıyor. Ne gibi olabilir mesela? Türkiye'de büyük firmalar bunlara kendi sitesinin veya firmasının reklamını yapma karşılığında belli bir ücret ödüyorlar. Bu olabilir. Bir yandan da AdSense izlenme ne kadar artarsa o olabilir. Tabii bunlar kategori kategori değişiyor ama asıl önemli olan şey izlenme sayısı ve içeriğin kalitesi. Peki, burada yine gelen bir soru var. Diyorlar ki biz abone satın alalım, izlenme satın alalım, yorum satın alalım. Alalım, alalım da YouTube bunu uyanmaz mı? Organik, inorganik ayıran algoritmalar var diyorsun. Bununla ilgili programlar var. Belli ücret karşılığından programlarla mesela hangi kanal ne kadar abone almış bunu bot hesapları ayırt edebiliyorlar. Çünkü bu bot sadece bize değil veya alan kişiye değil. Herkes satıldığı için piyasada ifşa olan botlar var. Bunun analiz yapıp belli oluyor yani. Bu reklam veren firma bunun analizini mutlaka yapar. Bu da belli olur. O yüzden risk atmaya hiç gerek yok böyle şeylere. Organik olmak lazım. Doğal olmak lazım. Biraz da akışına bakmak gerekiyor ve sabırlı olmak gerekiyor. Ve içeriği mümkün olduğunca kaliteli ve sürekli yapmak gerekiyor. Bunlar sağlanınca herkes para Bir kazanabilir kanalın düşünüyorum. tutması 2 yıl sürebilir yani. Bir kanal 2 ayda para kıracak diye bir şey yok zaten. Ya sürebilir, bir ayda da patlayabilir. Bu içeriğin ilgi çekiciliğine bağlı ve içeriğin kalitesine bağlı. Ve sürekliliğe bağlı tabii ki. Ne kadar hani şöyle bir eğri varsa, artımsal bir eğri varsa o kadar iyi. Peki webten nasıl para kazanıyorsun? Web ikinci başlığımız şu, ben şu kadarını söyleyeyim, web alanında bu değineceğimiz dört başlık arasında en çok parasını webten kazanılabiliyor. Burada az önce YouTube'da dediğimiz o CPM yani 1000 izlenme başına kazanılan para, daha doğrusu bu CPM açılımı 1000 izlenme başına maliyet. Bunun belli bir komisyonunu Google alıyor, AdSense, belli kısmını yayıncıya veriyor. Ama web alanında ise TBM var, tıklama başına maliyet.
Bununla ise bir tıklama başına alınan paralar var. YouTube'da bu 1000 izlenme başına alınıyor. Web alanında tıklama oranı ve sektör bazlı TBM'ler değişebiliyor. Bu webde kendi sitem var. O siteye gelip banner koyuyor. Google'dan alıyorum. Tabii, tabii. AdWords, AdSense bir şekilde bana reklam geliyor. Burada belli bir konseptte içerik yazmak lazım. Ne olabilir? Yine YouTube'dan verdiğimiz örnekte gezilen yerler yazılabilir. Gezi blogu olabilir veya yemek blogu olabilir veya kişisel blog olabilir. Buraya gelen ziyaretçilerin reklama tıklama başına maliyetle para kazanılıyor. Reklamı nereden alıyoruz? Birincisi AdSense odaklı olması bence her zaman daha avantajlıdır. Çünkü piyasaya göre değişiklik gösterebiliyor bu. İkincisi de yine özel reklamlar dediğimiz bu birincisi banner reklamlar veriliyor. İkincisi tanıtım yazısı dediğimiz 3 footer link diye piyasada bahsedilen backlinkler var. Bunlarla özel sektör reklam satarak para kazanmak mümkün. Backlink ne abicim? Backlink bunu çok duyuyorlar çünkü. Çok basit bir örnekle bir sitenin başka bir siteye referans olmasıdır. Bunu real hayata döktüğümüz zaman yolla gittiğimizi varsayalım. Birisi bize bakkal, market bir şey sorduğu zaman biz kendimiz alışveriş yaptığımız yeri öneririz. Bu bağlamda baktığımız zaman bir web sitesi, başka bir web sitesini kendi içerisinden link çıkışı verdiğinde Google bunu bu site diğer siteye referans oluyor diye bir artı olarak görüyor. Bu yüzden de hani üst sıraya, bu SERP dediğimiz arama sonuçlarında üst sıraya çıkmadaki algoritma etkiliyor. Lafını gördüm. 5 tane site açayım, birbirlerine backlink vereyim. O spam olarak algılanır çünkü hatta şöyle üçü de aynı IP üzerindeyse direkt ceza alır yani. Google gayet iyi anlıyor. Backlink veren sitenin bir reputasyonla saygınlığından geçmişine tabii bir şeyine ki, bakılıyor. Tabii ki bakılıyor. Sosyal medyadan nasıl para kazanır? Bunlar çok kısa da sıkıca değinelim buna. Ayrıca bunu çok abartmamayı öneriyorum. İlk başta bunu söyleyeyim. Facebook'ta, Twitter'da, Instagram gibi yerlerde eğer geniş kitleye hitap ediyorsanız dışarıdan özel reklam alarak bunu yapabilirsiniz. Yani buna Google falan reklam vermiyor. Peki Kadir kardeşim, blog ve makale yazma olayı var. Millet bunlardan para kazanıyor. Yani görüyoruz. Çeşitli sitelerde yazıyor, ilan var blog makale para karşılığı diye. Ne oluyor? Oradaki hikaye. O şöyle, blog ve makale yazarlığı web üzerinden para kazanmaya benzer bir alan. Bunu ayrı tutmama sebebi şu. Bir site sahibi düşünelim. Bu site sahibinin günlük çalıştığı, sabah 9 akşam 5 denecek tarzda bir işi vardır. Sitesine içerik yazmaya zamanı olmayabilir. Bu yüzden bu makaleleri yani içeriği üretecek kişilere ücret karşılığında bunu yaptırabiliyor. Bu işi yapanlar da belli miktar para kazanabiliyor. Ben yapmak istiyorum. Evde oturan bir insanım sürekli. Nereden gidip bulacağım bu abi? İnternette bazı web siteleri var bu işleri yapan. İsim vereyim mi? Ver. Mesela webmaster aracı var. vmaracı.com ve reon.net gibi bu sitelerde mesela site üye olup orada belli kategoriler var. O kategoriye ilan açıp işte 100 kelimesi şu kadar liradan işte hangi alanlarda yazdığını ve referanslarını göstererek çok kolay iş bulabilirler. Güzel. Ya şeyler de var. Sadece 10, bir onluk gibi 10 liraya iş yaptıran yerler de var ama senin dediğin daha güzel. Bu videoda olabildiğince hani böyle kısa bir şekilde unutmayın ki yeni başlayanlar için özellikle. Hani yorum bölümüne şey yazacaksın işte şöyle var, bu da var. Yazın, millet okusun. İnternetten para kazanmayı görmeye çalıştık. Ama biz olabildiğince sıfırdan anlatıyoruz. Aynen İngilizce eğitiminde olduğu gibi. Sizden ricamız gelin beraber böyle video çekelim. Çok benim %100 ilgi alanım olan ama bilgi alanım olmayan konularda böyle sizlerle çekmek isteriz. Kadir kardeşim ta Sivas'tan geldi sağ olsun. Ben ona teşekkür ediyorum geldiği için. Rica ederim. İnşallah daha çok video yaparız orada. İnşallah. Diğer arkadaşlar buraya bekliyoruz. Ben gelsem herkes gelir. Herkes gelir. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere.